Merhaba arkadaşlar, Prosedik.com için hazırladığım bu yeni paylaşım videosuna hepiniz hoş geldiniz. Ee, bu videoda PHP 7 ile gelen bir operatörden bahsedeceğim, yeni bir operatör. Null, null, <laughs> bir dakika neydi? Null collazing. Co evet, İngilizcesi biraz okuması zor. Null collazing. Co veya nul birleştirmesi demiştik ama yani, yani, Türkçesi de çok güzel bir şey değil açıkçası, anlamlı bir şey değil. Şimdi aslında ben bu operatörü ne için kullandığımızı göstereceğim sizlere. Bu operatörü, Turner Operatör yerine kullanıyoruz aslında şu an. Niye biliyor musunuz? Turner Operatörde şöyle bir şey vardı. Koşul yerine geliyorsa burası çalışıyordu, burası. Yerine gelmiyorsa da burası. Yani bu koşul sağlanıyorsa burası true ise burası, false ise burası çalışıyordu değil mi? Şimdi o zaman şöyle bir şey yapalım. ID'ye diyorum ki eğer ee, id diye bir parametre varsa isset'te kontrol ediyorum. bunun değeri id o parametrenin değeri olsun yoksa sıfır olsun ve bunu ekrana yazdırıyorum şimdi sıfır yazdı ekrana neden çünkü id diye bir parametrem yok e ben şimdi buna id 5 gönderdiğim zaman bana id'nin değerini yazıyor ama bu uzun bir kullanım. Yani ben bunu istesiz kullanmaya çalışırsam da ne yapacak? Bana hata verecek. Neden? Normal bir şey çünkü böyle bir get parametren yok diyor. Ama şu uzun kullanım yerine artık ben bu yeni gelen operatörü kullanabilirim. ID diyorum. Şu şekilde iki tane soru işareti sıfır diyor. Bunun anlamı şu. Bunda bir değer varsa bu Yoksa sıfır olacak. Burada isetle kontrol ettirmeniz gerekmiyor. Çünkü bu operatör sizin yerinize bunu sağlıyor zaten. Herhangi bir hata da vermiyor gördüğünüz gibi. Ve işte ID'yi de gönderdiğim zaman bunu bir şey, başarılı bir şekilde yazdırıyor. Yani bunun güzelliği şurada çıkıyor aslında ortaya. Mesela ID'yi atıyorum işte varsa dedim böyle bir parametre yazdır. Şurada ikinci bir şey belirtmem lazım mesela diyelim. Diyeceğim ki işte ID yoksa ama no varsa bu sefer de No'yu yazdır. Yoksa en son sıfır yazdır. Şimdi burada alt tarafta aynısını yapmak istersem şuraya buraya no yazıyorum arkadaşlar. Önce buna bakıyor. Değer var mı? Varsa bu. Yoksa bu en kötü ihtimalle 0. E gördüğünüz gibi buradaki uzunluk, karmaşalık nerede? Şuradaki kolay kullanım nerede? Bu arada editör yeni bir özellik olduğu için sanırım ben güncellemedim editörümü. O yüzden desteklemiyor gibi, hata gibi gösteriyor. Ama böyle bir parselör yok burada. Yani Şuna bakalım. Sıfır. Şimdi ben mesela no'yu gönderirsem arkadaşlar 5 yazar. ID yatıyorum işte 6 gönderirsem de önce ID olduğu için e, ne yapacak? 6 yazacak. Yani şuraya bir de no 5 diyeyim. Önce hangisini gönderiyorsam? Önce no yazmış olsaydım sonra da ID yazmış olsaydım. Önce eee Ha buradan gerçi burada fark etmiyor. Şuradaki işlem söz fark diyor. Pardon. <laughs> Önce ID'ye bakıyor her zaman. ID'niz nasıl gelirse gelsin ID varsa ID'nin değeri, yoksa no'nun değeri şeklinde yazıyor. Ben bu operatörü artık sıkça kullanmaya başladım. Eee PHP'nin 5. sürümünde tabi kullanamıyorsunuz ama 7 ve üzeri için şu an kullanabiliyorsunuz. Tavsiye ederim. Çok işi kolaylaştırıyor. Ee, bu ders bu kadardı. Bir sonraki derste görüşmek üzere.